Tamam, bunu yapabilirim. Yalnız yavaş olmam lazım. Baskı altında hiç çalışamıyorum. Ben kolayca halledebilirim onu. Elin alışınca o kadar da zor değil. Şunu izleyin. Hayır! Neden oldu böyle? Ah, çok az kalmıştı. Bu oyun çok aptalca. Sakin ol anne. Çok canımı sıktı. Alın şunu benden. Ağacının annem bir mola verse iyi olur. Gözlerim üstünde Leo. Bir sonraki yarışmanız bu. Bu biraz zor olabilir. Hadi ne bekliyorsunuz? Bana bir iki alet lazım. Hadi başlayalım. Az miktardaki hamuru alıp yuvarlıyoruz. Bunun için farklı renklere ihtiyacımız olacak. En büyük topu alıyoruz ve hamuru yuvarlayıp sosis şekline getiriyoruz. İşte böyle uzun olması lazım. Çok iyi. Sonra hamuru V şekline getiriyoruz. Alt kısmını düzeltiyoruz. Sonra bize kırmızı bir hamur lazım. Bu uzun bir silindir olacak. Böyle yuvarlamaya devam ediyoruz. Bunu kenara bırakıyoruz. Sırada ne var? Aha, buldum. Bunu yapmanın insanı rahatlatan bir yanı var. Üstelik kokusu da harika. Bu parçayı yaslatmamız lazım. Sonra bu parçayı V şeklimizde birleştiriyoruz. Ve yerine iyice yapışmasını sağlıyoruz. Şimdi bu silindiri birleştiriyoruz. İşte ortaya çıkmaya başladı. Bu beyaz hamuru yaslatmak için kutusunu kullanıyoruz. Yalnız tamamen yassı olmasını istemiyoruz. Güzel oldu. Onu tam da buraya koyuyoruz. Bu parça için silindiri kullanıyoruz. Cetvelle de ufak kesikler atıyoruz. Parçaların aynı boyutta olması lazım. İşte böyle. Güzel oldu. Ayrıntılar çok önemli. Bu topta derin olmayan bir delik açıyoruz. Yani delik topun diğer tarafına kadar geçmiyor. Sonra deliği genişletiyoruz. Bunlar kulaklıkları oluyor. İkinci kulaklığı da yerine yapıştırıyoruz. Ama daha yapacak işimiz var. Yine hamur kutusunu alıyoruz. Ve bu sefer mavi topu yaslatıyoruz. Hamurda bıraktığımız iz harika oldu gerçekten. Bunu tüpün ucuna tutturuyoruz. Şimdi bize bir parça daha lazım. Bunu kırmızı tüpün ucuna yerleştiriyoruz. İşte güzel oldu. Ve stetoskopumuz tamamdır. Hey, oyunu yerden aldım. Anneme bunu nasıl yapacağını göstereceğim. Yani o kadar da zor bir şey değil. Sadece ellerinin titrememesi lazım. Az kaldı. Evet, bu işin ustasıyım. Ne? Nasıl yani? Kes şunu Leo. Artık yeter, cezalısın. Çok etkileyici. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. İhtiyacımız olan bütün hamurları hazırlıyoruz. Önce bunu kullanıyoruz. Bu parçayı yuvarlayıp sosis şekline getiriyoruz. Sonra hafifçe yaslatıyoruz. Ve bir üçgen elde ediyoruz. Sonra bu mavi topu alıyoruz ve bununla kalın bir dikdörtgen yapıyoruz. Dikdörtgeni düz kenarına yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Sonra bu mavi parçanın üstüne bastırıyoruz. Ve bir cetvel kullanarak parçayı kesiyoruz. Bununla ufak bir dikdörtgen yapıyoruz. Bu arada cetvel hamurda çok işimize yarayan bir alet. Bu dikdörtgeni tam ortaya koyuyoruz. Sonra bu aleti alıp ufak bir delik oluşturuyoruz. Deliğin içine kırmızı bir top yerleştiriyoruz. Sonra son mavi parçayı üçgenin ucunu yapmak için kullanıyoruz. Bu bir termometre. Bravo, çok yaratıcısın Mia. Ve Leo sana gelince... Bir dakika, bir şeyler yapmamız mı gerekiyordu? Her neyse, ben bu oyunu bitirdim. Onu neden bana gösteriyorsun? Anne, buraya bak. Tam istediğin şeyi ve fazlasını yaptım ben. Biliyorum canım, harika olmuş ve sana gelince... Sanırım yaptığım hataydı. O zaman ben mi kazandım? Ah, çok kolay bir karar oldu. Bu turu Mia aldı. Yaşasın, bu oyuna bayıldım. O kadar abartmasan sana bu turda göstereceğim. Ah, dişlerimi kesinlikle daha sık temizlemeliyim. Diş hekimim de aynı şeyi söylüyor. Ona kulak versen iyi olur anne. Ay, çok fena. Gerçekten mi? Ah, bir bakayım. Of, iğrenç kokuyor. Of. İyi misin anne? Ah, kendimden geçmişim. Ben ne yemiştim? Balık harika bir şey. Daha çok, daha çok istiyorum. Sanırım bu yüzden ağzım kedi ağzı gibi kokuyor. Sıradaki yarışmanız bu. Yani güzel, naneli bir diş macunu. Bence buna ihtiyacım var zaten. İşte başlıyoruz. Bunun rengarenk bir şey olmasını istiyorum. Hadi beyazla başlayalım. Hamuru yaslatmak için avcumuzu kullanıyoruz. Sonra plastik silindirimizi alıp hamuru dümdüz hale getiriyoruz. Aynı pizza hamura yaptığımız gibi. Sıra kırmızı hamurda. Aynı işlemi diğer renklerle yapıp hepsini hazırlıyoruz. Bu arada hepsinin aynı kalınlıkta olması lazım. Bu çok önemli. Bu bittiğinde hamurları kesmek için cetveli kullanıyoruz. Ve hepsini dikdörtgen haline getiriyoruz. Bütün hamurların aynı boyutta ve aynı şekilde olmasını istiyoruz.
Güzel oldu. Şimdi beyaz hamuru masaya seriyoruz ve üstüne sırayla kestiğimiz dikdörtgenleri koyuyoruz. Kırmızı ile başlayıp diğerleriyle devam ediyoruz. Şimdi beyaz hamurun fazla kısımlarını kesiyoruz. Şimdilik bu parçalara ihtiyacımız yok. Bunları sonraya saklıyoruz. Parçaları birbirine yapıştırmak için silindiri kullanıyoruz ve tek parça haline getiriyoruz. Şimdi bize yine beyaz hamur lazım. Beyaz hamuru yuvarlayıp şişko bir sosis haline getiriyoruz. Yan taraflarını düzleştiriyoruz. Sonra yine silindiri alıyoruz. Bir ucu diğer uçtan daha kalın bırakıyoruz. Şimdi rengarenk parçayı alıp beyaz hamurun üstüne seriyoruz. Renkli parçayı beyaz hamurun üstüne dikkatlice sarıyoruz. Bu diş macunumuzun tüpü olacak. Sonra yine bir beyaz top alıyoruz. Önce hamurun üstüne, daha sonra da onu tüpe bastırıyoruz. Sırada tüpün kapağı var. Bunun için yine hamuru düzleştiriyoruz. Sonra çevirip aynı şeyi diğer tarafına da yapıyoruz. Daha sonra silindirin ucunu kullanıp daireler yapıyoruz. Ve bunları kesip üst üste diziyoruz. Çok gerçekçi görünüyor. Daire ucuna delik açıyoruz. Dikkat, bayağı keskin. Vay canına, bu çok güzel olmuş. Hızlanmam lazım. Hadi göster kendini Leo. Odaklan, bunu başarabilirsin. Eyvah, sanırım beceremiyorum. Bir saniye. Bu ana kadar çok güzel gitti. Sıra diş macununda. Nefesimizin taptaze ve nane gibi kokması lazım. Beyaz hamur ortaya geliyor. Sonra farklı renkleri yuvarlayıp uzun parçalar haline getiriyoruz ve parçaları beyaz hamurun üzerine bastırıyoruz. Yalnız aralarında ufak boşluklar bırakıyoruz. Bu bittiğinde hepsini böyle yuvarlıyoruz. Bu sayede renkler birbirinin içine geçiyor. Sonra parçayı hafiften vuruyoruz. Ve bu sarmal şekli elde ediyoruz. Bu sayede hamurumuz diş macununa daha çok benziyor. Sonra bunu tüpün ağzına yapıştırıp devamını hafifçe kıvırıyoruz. Sonra bir dondurma çubuğu alıyoruz ve bir parça hamuru yuvarlıyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra çubuğu bu hamura yapıştırıyoruz. Çok bastırmamıza gerek yok. Çubuğun iskelet görevi görmesini istiyoruz. Bunu hamurla kaplıyoruz ve bunu diş fırçası şekline getiriyoruz. Sonra uç kısmının biraz altında yanları biraz sıkıyoruz. Şimdi sıra kıllarında. Bu parçayı ufak kalın bir dikdörtgen şekline getiriyoruz. Üstüne çizgiler çizmek için bıçağı kullanıyoruz. Ve bunu her tarafına yapıyoruz. Sonra bunu diş fırçasının üzerine yapıştırıyoruz. Ve bıçağı kullanarak kıl görünümü veriyoruz. Sonra diş macunumuzdan biraz koparıyoruz ve üstüne sıkılmış görüntüsünü veriyoruz. Bunu sonra fırçanın üstüne koyuyoruz. Sanırım hepsi bitti. Tüpün içinden gökkuşağı fışkırmış gibi görünüyor. Sanırım annem bunu kullanırdı. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok değil, aklı kullanarak çalışmak gerek. Tüpü sıkıp biraz diş macunu alıyoruz. Fazlasına gerek yok. Macunu diş fırçamıza sürüyoruz. Tabii buna diş fırçası diyebilirsek. Böyle devam ediyoruz az bir şey daha. Adeta hipnotize edici değil mi? Vay canına, ne yumuşak. Ve naneli. Elime çok iyi geldi. Bundan daha önce hiç haberim yoktu. Ne yapıyorsun? Kollarım ipeksi bir yumuşaklığa kavuşacak. Sen iyi misin Leo? Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Şuna bak, inanılmaz. Bu sanki yüzüme bulutlar sürmek gibi. Kendimi çok güzel hissediyorum. Şu anda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Anne! Belki o macundan biraz kullanabilirim. Hareket etme Leo. Anne, merhaba. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Gıdıklandım. Teşekkürler tatlım. Yardımcı olduğuma sevindim. Buna çok ihtiyacım varmış. Ağzım şimdiden temizlendi. Çalkalamayı unutma. Bu nasıl? Çok daha iyi. Hepimiz rahatladık artık. Teşekkürler Leo. Senin maketin nerede? Ve Mia, seninki her zamanki gibi muhteşem tatlım. Yani hala bir şansın var mı? Kazanan Mia oluyor elbette. Şaka mı bu? İşte bu, biliyordum, yaşasın. İnsanın hobilerinin olması iyi bir şey. Benimkisi de örgü örmek. Hadi anne. İzle şunu. Bu erişteleri annemin örgüsünün altına koyup ipliği içine karıştıracağım. Şimdi bekliyoruz. Çok komik olacak. Bak, oluyor işte. Bir dakika. Bu erişte. Uf, çok kızdı. Ben korktum. Bu son yarışmanız. Bunu kolay hallederim. Ben de şu erişteleri yiyeyim. Bu tur için bir alete ihtiyacım olacak. Bu şey hayatı çok kolaylaştırıyor. Hamur parçalarını buna koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra kolu indiriyoruz. Ve hamur alttan spagetti gibi çıkıyor. Bu gerçek makarna yapmaktan çok daha kolay. Gerçi onun kadar lezzetli olmayacağı kesin. Birazcık daha.
Şimdi sıra sebzelerde. Aletin yan tarafında kalıplar var. Bu sebzeleri o kalıplar sayesinde yaptım. İşte sağlıklı ve lezzetli yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Akşam yemeğimiz serviste. İçimden hamurları sıkmak geldi. İnsana çok iyi geliyor gerçekten. Ben de deneyebilir miyim? Ah tabii. Sağ ol, harikasın. Bu işim hızlandıracak. Hamuru buraya koyuyoruz, sonra kola basıyoruz. Makarnam mahvoldu. Bir saniye anne, anne bak başardım. Başardın gerçekten. Şaka mı bu? Kazanan Leo oldu. Yaşasın sonunda. Ama. Sorun yok, herkes kaybedebilir. Çekil üstümden. Bir sonraki tura hazır mısınız? Ne yapıyor? Sizi görüyorum. Anladınız mı? Yok, biraz yardım etsen. Niye uğraşıyorum ki? Benim küçük bir modelimi yapın işte. Öyle deseydin ya. Ay canına, bunlar ne kadar renkli. Hadi şunu yapalım. Çok fazla kumum yok. Ama bir şekilde hallederim. Aklıma bir fikir geldi. Kumu dağıtarak başlıyorum. Sonra onu şekillendirmem gerekiyor. İşte böyle. Önce kumu yumuşatmalıyım. Kek yapmaya benziyor. Kafasıyla başlayacağım. Kumu yuvarlayıp top şeklini veriyorum. Dağılmaması için bastırıyorum. İşte böyle. Sonra vücudunu hazırlıyorum. O da bitince gözlerini yapacağım. Dikkatli olmalıyım. Dağılmasını istemiyorum. Sonra tacını başına koyup bitirebilirim. Hey, şuna baksana. Ne? Ne kadar hoş bir canavar. Meydan okumanın konusunu anladın mı? Sanırım yine Mia kazanıyor. Hey, ben daha bitiremedim. Güzel. Geri kalanına geçiyorum. Stres atmak için birebir. Gerginliğimin geçtiğini hissedebiliyorum. Bunu daha sık yapmalıyım. Tamam, hazırım. Bunu seyret. Vay canına. Aklınızı başınızdan alacağım. Kumu karıştırmam gerekiyor. Vay canına. Bu şahane. Bunu nasıl yaptın? Çok sevimli değil mi? Ama dahası var. Kumu sıyırıyorum. Bak. Bu ufaklık da kimmiş? Bu sihir gibi bir şey. Şuraya da bakalım. Herkesin sevgilisi mavi canavar. Bu harika Claire. Onun yanında benim canavarım berbat görünüyor. Hiç yapmadığımı farz edelim. Bu kez Claire kazanıyor. Yaşasın, biliyordum. Bravo. Squid Game'e hoş geldiniz. Bu iyi görünmüyor. Saklan. Gel dedim. Bu sesi tanıyorum. Şu an kafam çok karıştı. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bu işe yaramayacak. Sizi halkımın şarkısıyla rahatlatayım. Çok güzel değil mi? Tuhaf. Bu kıyafetler çok sıcak geliyor. Böyle daha iyi. Neler oluyor? Gerçekten mi? Anlamadınız mı yani? Hadi ama benim. Öyleymiş. Küçük şirin bir muhafız çizeceksiniz, anladınız mı? Çok da kötü değil. Bu zor olmasa gerek. Beyaz bir daireyle başlıyorum. Etrafına daha büyük siyah bir daire çiziyorum. Bu muhafızın kafası olacak. Sonra içini dolduruyorum. Şimdi kostümün ana hatlarını çiziyorum ve vücudunu tamamlıyorum. Bu çok şirin görünecek. Vücudu bitti. Şimdi renklendireceğim. Çok fazla renge gerek yok. Sonuçta tek renk. Vay canına, Mia iyi gidiyor. Çabuk olmalıyım. Başı için kırmızı plastikle başlıyorum. Şimdi maskesi. Güzel görünüyor. Ama hata yapmak istemiyorum. Tamam, sırada ne var? Bunu düşünmem gerek. Buldum. Kıyafetin etrafını da çiziyorum. Daha güzel görünmesini sağlıyor. Son olarak maskesindeki daireye beyaz yapıyorum. İşte bu kadar. Bitirdik. Pankekini beğendim. İkisi de güzel. Kim daha iyi? Bu biraz zor ama. Bu hipnotize edici bir şey. Kazanan Mia. Aferin. Sonunda. Yaşasın. Ben kazandım. Nanik. Bu turu alacağımı düşünüyordum. Bunun altında ne var?
bu çok tuhaf. Sıradaki oyuna geçiyoruz. Kırmızı ışık, yeşil ışık. İçimde kötü bir his var. Eşofman mı? Umarım antrenman yapmayız. İşte sıradaki meydan okuma. Kumu keserek yıldızı çıkartacaksınız. Bu hiç iyi olmayacak. Bu imkansız. Yeşil ışık. Maske altında hiç iyi değilimdir. Bunu yapmak istemiyorum. Hadi halledelim şu işi. Sadece acele etmemeliyim. Neden bunu yapmak zorundayız ki? Kırmızı ışık. Eyvah. Kımıldama. Yeşil ışık. Çabuk olmalıyım. Parçalamamalıyım. Kırmızı ışık. Kımıldamayın. Yeşil ışık. Şunu yapmayı keser misin? Sinir bozucu bir şey. Tek bir çözüm var. Tadı çok kötü. Neden bunu yapmak zorundayız ya? Kırmızı ışık. Şu an aklımda bir sürü soru var. Ve yeşil ışık yandı. Haklısın canım. Onu çeneyen benim, sen değil. Tamam, bunu yapabilirim. O kadar zor değil. Kimi kandırıyorum? Kırmızı ışık. Burası sıcak mı oldu? Yeşil ışık. İşte bu son kısmı da bitti. Başardım. Bu çok güzel. Mia, sen ne durumdasın? Sonunda bitti, bak. Berabersiniz. İkiniz de harikaydınız. Bittin, öyle seviniyorum ki. Yaşasın. Evet, bu aptal yıldızdan kurtulabilirim. Bu biraz sert oldu. Birden kendimi kaptırdım. Merak etme, temizliyoruz. Burada görecek bir şey yok. Affedersin, hiç sorun yok. Karnım acıkıyor. Aklıma bir fikir geldi. Hey, buraya dondurma alabilir miyim? Sabırsızlıkla bekliyorum. Debari için dondurma getirdim. Selam. Ay, bunu ve seni zeytle yiyeceğim. Ne kadar sevimli. Şunu durdur. Tamam, hey. Merhaba. Meşgul görünüyorlar. Bunu beğendin mi? Yedekliyi. Tamam, artık buna katlanamayacağım. Hey, kesin şunu. Bu nefis. Ne yapacağımı biliyorum. Hey, dikkatinizi bize verin. Amanın, öpüşeceğiz. İyi ki bu sabah dişlerimi fırçalamıştım. Kesin şunu. Tamam, bu gürültülüydü. Of, kulaklarım. Peki, buyurun. Yanlış oldu. Bu dondurmayı çizin. Bu daha iyi. Başlayalım. Bu güzel olacak. Üçgeni çizerek başlıyorum. Sonra içini sarı plastikle dolduruyorum. Bu külahı olacak. Şimdi üstüne bir daire çiziyorum. Bu da dondurmanın sosu olacak. Çikolata. Neler oluyor? Bir dünyanın en mutlu arısı yaptın. Ne kadar romantik. Mia bak. Hayat ne güzel. Çok mutluyum. Neyse, şuna odaklanmalıyım. Dondurmayla başlıyorum. Bölümler halinde çizeceğim. Gerçekten de kaka emojisine benziyor. Galiba ağlayacağım. Tamam, dondurmaya geri dönüyorum. Külahla çikolata sosunu birleştiriyorum. Sonra külahın üstünü çiziyorum. Böylece daha ayrıntılı olacak. Şimdi şekerlemeyi ekliyorum. Tamam, külahın çizgilerini çizeyim. Ters yönde de çizmeliyim. Artık külahın içini doldurabilirim. Güzel görünüyor. Şekerlemeleri de ekliyorum. Bitince dondurmayı yapabilirim. Bu açık pembe güzel görünecek. Dondurmama bir zincir tutturacağım. Plastiği kullanarak sabitliyorum. Daha küçüklerini de yaparak bir takı seti hazırlıyorum. Hey, bitirdim. Bunları kesinlikle takarım. Kader bizi bir araya getirdi. Bir dakika, hala burada olduklarını unuttum. Sorun değil, hoş bir çift oldunuz. Bir dakika, izninizle. Beraberesiniz, mutlu oldunuz mu? Kraliçemle tanışmanın için sabırsızlanıyorum. Berabere mi? Bence gayet adil. Nasıl görünüyorum? Konuşamam, ağzım dolu. Sence en iyi el işi hangisiydi? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.